yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen hafta da olduğu gibi bu hafta da bir içerik üreticisiyle buluşup bu içerik üreticileri neler yapar, nerelerden başladılar, nerelere gitmek istiyorlar bunları incelediğimiz Kreatif Durağı programımıza hoş geldiniz ve bu haftaki konuğumuz Selman Bozkır. Hoş geldin Selman. Hoş bulduk Burak. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Gayet güzel gidiyor. Özellikle bu son dönemde çok güzel bir iyime yakaladım ben de. Onlara da yavaş yavaş değineceğiz zaten evet. inşallah diyorum ve ben ilk sorumla başlayayım. Şimdi tabii seni tanıyan özellikle teknoloji alanında bazı içerik ürettiğin için o alanda tanıyanlar var ama bu podcast'i dinleyip bu alanda çok bilgisi olmayanlar için Selman Bozkır kimdir? Ne yapar? bize kısaca bahsedebilir misin? Aslında bu soru çok soruluyor. Özellikle son dönemde daha fazla yeni takipçi geldiği için onlar da merak ediyorlar. Ben de buradan bir tekrardan söylemiş olayım. Ne iş yapıyorsun? Hangi bölümde okudun? Ne işte uğraşıyorsun? Ama Hı. burada bir çelişki söz konusu. Önce biraz e, böyle okuduğum bölümden bahsedeyim. Bu sene daha çok yeni mezun olduğum Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden. İşletme ve yazılım karışımı bir bölüm aslında. Ama ne yapıyorum? Hayatımı içerik üreterek kazanıyorum. Ve Pek de doğru orantılı yani pek de bağlantılı şeyler değil aslında. İşte insanların kafasında burada soru işaretleri oluşuyor. Yaklaşık 6 yıldır YouTube'da içerik üretiyorum. Evet. Son dönemde Instagram ve TikTok'ta da düzenli olarak içerik üretmeye başladım aslında. İlerleyen dönemde farklı hedeflerim, farklı mecralarda içerik üretme planlarım da var. Peki şöyle sorayım. Yönetim bilişim sistemleri dedin. Bu alanda ileriye yönelik... Hiçbir şey yapma fikrin var mı yoksa o bölümde üniversiteyi bitirdin. Şu anda tamamen YouTube odaklı ilerleyim şeklinde mi ilerliyorsun? Aslında ben farklı alanlarda bulunmayı seviyorum. Yani sadece içerik üretmek değil aynı zamanda bir şeyler üretmek tarafında veya işletme tarafında bir şeyler yapmayı istiyorum. Bunları belki yakın gelecekte içerik üretmeyle beraber götürürüm. Ama ilerleyen dönemde belli olmaz. Farklı işler, projeler planlar olabilir. Aklımda da bir şeyler var. Evet. Ama çok da dillendirmeyi de sevmiyorum bunları. <laughs> en azından şimdi anlatmaya gerek yok. Çünkü şu anda birkaç yıllık hedefimde en azından en temelde içerik üretmek var. Onun çevresinde ufak tefek şeyler. Aslında yakın zamanda mesela e-ticarete de giriş yaptım. Ben onu hiç bilmiyorum. Nasıl bir giriş? Evet. Yani bu üç boyutlu yazıyla yaptığım şeylerin birkaçını kendi tasarladıklarımı satışa sundum. Çok o da aslında. enteresan bir deneyim oldu. Çünkü böyle bir tepki beklemiyordum aslında. Yani güzel olumlu bir tepki aldım. Arada onu da yapıyorum. Hobi olarak e-ticarette <laughs> de uğraşıyorum artık onu söyleyebilirim. Bu e-ticaret için özel bir web sitesi vesaire mi yoksa bu e işte hepsi buradadır trend yol ya da ne bileyim. Shopier üzerinden yapıyorum. Çok basit bir arayüz zaten orada. Yani kolaylıkla ben içerik üretim sürecimden zamandan çalmadan hızlı şekilde orada o işlemi gerçekleştirebiliyorum. İlerleyen dönemde daha büyük alışveriş sitelerinde de olma hedefim var aslında. Şimdiden onu da söyleyeyim. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim o zaman şimdiden. <laughs> o zaman bu e, içerik üretme tarafına yeniden dönecek olursak aslında YouTube tabanlı şu anda işte e, sanırsam son bir aydaki izlenmelerin 20-30 milyon civar bu shorts'larla birlikte. Evet. E, ve senin ilk videolarına baktığımda da aslında biraz daha böyle doğa, kamp, e, sonrasında bu videolar Teknolojiye evriliyor. En sonunda da bir 3D printer e, furyası ile birlikte bir patlama serüveni gerçekleşiyor anladığım kadarıyla. Bu serüven nasıl gerçekleşti? Yani nasıl doğayla başladın, YouTube'a girişine nasıl karar verdin ve bu patlama nasıl gerçekleşti? Evet. Bunlardan genel olarak bahsedebilir misin? Aslında YouTube'a girerken ben biraz stratejik davrandım diyebilirim. Ya yani Benim mantığım da o şekilde işliyor. Işte genel yaşam biçimim o şekilde biraz. Yani bir şeyle gelecek görmüyorsun o tarafa yatırım yapmayı çok sevmiyorum. Veya hoşuma gittiği için değil. Yaptığım şeylerin çoğu benim için iyi olacağından dolayı. Ticari açıdan da kaygılar güzerek bunları yapıyorum aslında. Bu evet. en ufak şeyde bile. Üç boyutlu yazıcı da bunlardan bir tanesi mesela. İlk başlangıçta girerken YouTube'da boş bir alan aradım. Ve o zamanlarda 6 yıl önce sanıyorum bisikletle vlog çeken insan yoktu. Bisiklet vlog diye bir kavram. Çok az birkaç birkaç tane buradan selam da söyleyelim. Canavar Keşifte bir diye bir Enes Şensoy vardı. Enes abi ona da selam olsun. Selam olsun. O yapıyordu arada ufak tefek birkaç bir şey ama düzenli şekilde yapan yoktu ve ben oradan giriş yapıp kanalımı belli bir yere getirebileceğime inandım. Çünkü YouTube'a başlarken aslında YouTube'a başlamayı düşünen arkadaşlara da güzel bir tavsiye olabilir. Belli bir alan seçip kendinizi niş bir evet niş bir kitlede sürekli istikrarlı şekilde içerik üreterek başarıya ulaşmak mümkün. Dolayısıyla ben de o şekilde yapıp dar bir alana gireyim ve daha sonra oradan yavaş yavaş kendimi ilerleteyim dedim. Tabi bu aslında bisiklete niye bisikletten niye çıktı dersen evet. bisiklette de bu sefer fazla niş bir alan kaldı aslında. Belli Şu anda. Bir, çok az bir kitleye hitap ediyor. Evet. Onu biraz daha genelleştirmek adına teknolojiye evet. aslında. Evet. Evet, aynen. Ve orası ticari açıdan da çok avantajlı değil. Evet. Yani Orada bisiklet markaları da diğer bisiklet aksesuar üreticileri de henüz bu sosyal medyaya adapte olamadığı yeteri kadar. Dolayısıyla o taraf benim için sürdürülebilir kalmamaya başladı. O yüzden ben de teknoloji tarafına çok merak ettiğim, çok ilgili takip ettiğim Türkiye'de aslında benim hikayemin en başlangıcı da içerik tüketmekten geliyor. Evet. Çok fazla YouTube videosu izliyordum zamanında lisedeyken arkadaşlarla hatta ufak bir yine teknoloji kanalı açtık. Bisikletten önce teknoloji kanalı açtık arkadaşlarla. Ar Üç o, arkadaş. O nasıl bir şeydi? Anıl ve Bedirhan'la beraber arkadaşlarla aslında YouTube'da en popüler, en çok izlenen Türk içerik üreticilerine bakıp onlardan özenip biz de telefon parçaladık. <gülüyor> <gülüyor> pahalı bir şey. <laughs> yani aslında çok da pahalı değildi çünkü arkadaşın eski Nokia 3310'unu parçaladık. O, 66 altı parçalayabiliriz çünkü. mi ya? 33'unu parçaladık evet. Ben balkondan attık vesaire. <laughs> 2-3 parçaya bölebildik en azından. Süper. Öyle içerikler yaptık ama tabii teknoloji tarafında büyük e, rakiplerimiz vardı. Evet. Onların yanında kalmak pek mümkün değil. O yüzden o arkadaşlarla o projeyi yarıda bırakmak zorunda kaldık. Daha sonra ben bisiklete geçtim. Bisiklette içerik ürettikten sonra baktım olmuyor. Teknolojiye geçiş yaptım. Teknolojiden sonra da aslında tam olarak kendimi bulduğum dönem... Son birkaç aylık dönem diyebilirim. Ben de evet. çok huzurlu hissediyorum gerçekten. Çünkü daha önce... Bir şeyler yapıyordum ama yani karşılık ne, çok fazla karşılığını alamıyordum. Ama son dönemde bu özellikle dikey video platformlarının yaygınlaşmasıyla TikTok en başta, ardından Instagram Reels, YouTube Shorts da katıldı bunların arasına. Buralarda ciddi izlenmelere ulaştım ve içerik üretmek için beni ciddi anlamda motive ediyor. Daha fazla hem takipçi geliyor hem abone geliyor. Bu yüzden aslında yani üç boyutlu yazıcı tarafına girdiğim için çok mutluyum. Orada da benden fazla e, benden Orada da benden fazla içerik üreten insan da pek fazla yok açıkçası. Evet. Yani 3D alanında. Evet, düzenli içerik üreten yok en azından. Oradaki boşluğu da yakaladım diyebilirim evet. aslında. E, peki bu sadece 3D'nin etkisiyle olan bir şey mi yoksa orada aslında benim anladığım kadarıyla aslında dikey format seni evet. bayağı boostlayan, etkileyen kısım oldu. O dikey ilk YouTube mu aslında? çıkışı ne oldu yoksa ben aslında Instagram diye düşünmüştüm hep. Aslında TikTok'un da var. Ben bunların tek ama Instagram'a odaklı gitmişim ben. Sonradan YouTube'la TikTok'u fark ettim. İlk patladığın yer neresiydi? Yani ilk yükseldiğini hissettiğin yer neresiydi? Aslında bu soru benim kafamda da biraz şimdi düşünüyorum sen soruyu hazırlarken. Biraz TikTok oldu. Evet. Ama TikTok'tan daha da önemli aslında bir bilgisayar aldım kendime laptop. Hı hı. Onun kutu açılışını yapıp 3 mecrada da paylaştım evet. ve burada en çok Instagram'da izlendi yaklaşık 2 milyona yakın izlendi Doğru, süper. bunu gördükten sonra ben de Allah Allah dedim niye bu kadar izlendi <laughs> ben düzenli içerik üreteyim bari çünkü böyle bir plan da vardı aklımda bir türlü hayata geçiremedim güzel de tesadüf bu tam pandeminin bu 17 günlük bir yasak oldu Nisan ayıydı galiba hı hı. evet o döneme geldi evde oturuyoruz zaten ne yapacağım o zaman ben dikeyde içerik üreteyim düzenli olarak dedim o arada her iki, gün, iki günde bir galiba evet. düzenli içerik üretmeye başladım o ve arka arkaya hepsi izlenmeye başladı. Bu da beni çok mutlu etti. Ondan sonra aslında sadece 3 boyutlu yazıcı dediğin gibi yani dikey platformu bana çok ciddi katkı sağladı. Belki ben orada kendimi daha iyi, iyi ifade ettim. Öyle de düşünüyorum. Evet. Çünkü YouTube'da biraz kasıntı kalabiliyordum. Yaşıma kıyasla. Biraz fazla e, dikkatli, tedbirli kalabiliyordum. Bu da insanlarda samimiyetsiz algısını oluşturabiliyor yer yer. İşte onu e, bu Dikey platformlarda 30 saniyelik, 1 dakikalık videolarda aşabildim. En azından öyle düşünüyorum evet. ki karşılık buldu büyük ihtimalle öyle. Aynen öyle. Ya e, uzun çektiğin, ya YouTube'da da yayınladığın aslında uzun videoların var. Sadece evet. aslında Dikey format üstüne gitmiyorsun. Ama Dikey formatlarda benim anladığım kadarıyla biraz daha işler hızlıya getiriliyor sen hikaye sürecini anlatıyorsun ya o hikaye süreci aslında insanların dikkatini çekiyor gibi mesela ee, çikolatalık vardı o çikolatalık <laughs> evet. bir sıkıntım var diyorsun bu sıkıntıya şöyle bir şey çözüm buldum ve bunu üretiyorum en sonunda da final halini görünce insanlar bu hikayeye geliyor gibi bir Hissiyat uyandı aslında bende. Evet evet yani kesinlikle. Hatta önce ilk izleyicim bu arada abim oluyor. Evet. Abime gösteriyorum telefondan. O bile ilk izlediğinde genelde bu üç boyutlu yazıcıyla hikayeleştirdiğim şeylerde sonu ne olacak sonunu ben de merak ediyorum diye Söylüyor yani orada gerçekten hikayenin sonu merak ediliyor evet. hatta bazen eleştiriler de alıyorum orada ya bu kadar direkt uğraştın abimden. sonuç mu yok Kardeşim. izleyicilerden <laughs> abim çok orada <laughs> olumsuz eleştiriler yapmıyor belki kardeşi olduğum için ama Kardeşim. izleyiciler evet izleyiciler ya bu kadar izledik bu mu yani yapacağın şey diye ufaktan eleştiriler geliyor ama bunlar tabii aslında sosyal medyanın direkt doğasında olan şeyler. Evet. İnsanlar linçlemeyi de seviyor. Biraz orada stresini atıyor. Hı hı. Ben de çok hani çok kötü şey olmadığı sürece Biskim. ne bir engellemem vardır ne bir işte yorumu silme durumum söz konusu. Hiçbir şey yapmam. E, kötü bir, o küfür vesaire olmadığı sürece evet. onlara da saygı duyuyorum. Süper. Peki bu dikey format konusunda şimdi YouTube'dan normal yatayda işte AdSense üstünden bir gelir elde edilir. Ama dikeyde mesela TikTok'ta ya da ne bileyim reels tarafında ya da youtube shorts tarafında aslında araya bir reklam girmiyor mantığıken ya oradan bir gelir elde etme durumu var mı şu anlık için yoksa sadece youtube üstünden gelen ya da Sallıyorum. Instagram Reels üstünden gelen sponsorluklarla mı Hı -hı. ilerliyor bu iş? Direkt İnst yani Hı -hı. platformlardan aldığın bir ücret oluyor mu bu çektiğin içerikler için? Instagram ve TikTok'ta böyle bir şey yok. Evet. YouTube aslında başlattı onu. Ama YouTube'da da şöyle bir problem var. 30 saniyelik zaten 1 dakikalık maksimum videolar olduğu için bunlar. Araya koyacağı reklam her videonun başına koyamaz. Evet. Her videonun başına 5 veya 15 saniyelik Sıkın. bir reklam koyamaz. Shortslar babında diyoruz Evet aynen mi? shortslarda e bu sefer ne yapıyor? Aralara bir şeyler serpiştiriyor ama... ...mesela baktığımızda benim 1 milyon izlenmiş reels e, shorts videomdan YouTube'da... ...kazanç olarak 1 dolar bile kazanamıyorum. <laughs> Öyle bir <laughs> komik. Hiç yani. Evet. Ama şöyle bir durum var. YouTube'da aslında bu shorts tarafını çok önemsiyor. Diğer mecralarda olduğu gibi. Evet. Çünkü YouTube'da bir şeylerin eskisi gibi gitmediğinin farkında. <laughs> Belki birazdan bunu da konuşuruz seninle. YouTube'da dikey mecra olabilmek için elinden geleni yapıyor... Üreticilere burada bonus destekleri veriyor. Evet. Ben de son iki aydır aslında bu desteklerden yararlanıyorum. Ne kadar bir destek geliyor dersen burada 100 dolar ile 10 bin dolar aralığında bir e, he, de, hediye diyeyim buna. Hı hı. Bonus verdiğini söylüyor YouTube. Ve burada takipçisine, izlenmesine, içerik üretmeye göre dağıtıyor bunu. Ha, boy, Ama burada bir detay oran. var. <laughs> Şimdi 100 dolar dedik, 10 bin dolar dedik. E, senin videolar bayağı izleniyor Selman. Evet. Burada olmaman lazım. <laughs> sorusu gelebilir. Bana orada çok cüz'i miktarlar. 100 dolar civarında bir para ödedim. 10 bin ötesi, doları 10 bin acaba tüm şeye mi dağıtıyorlar? Yani aslında senin e, shortslar gerçekten 800 bin, 1 milyon her attığın. Evet. Yani YouTube orada nasıl bir matematik işletiyor da 100, 100 doları normal. Yani YouTube'da 100 bin izlenme, 150 bin izlenme. Ben kendi kanalımdan biliyorum. O civarda olduğunda geliyordu böyle bir miktar. Evet, evet. Şu yani, an 100 dolar, yaklaşık dediğin gibi 100 bin izlenmede 100 dolar rahat geliyor. Evet, ya yani oradaki şey, yani shortsa <laughs> niye böyle, bir de destekliyoruz babında, ama destek, yani 100 dolar destek için az gibi geldi. Evet, işte orada şöyle bir problem var aslında. Burada izlenmeye çok takılmıyorlar anladığım kadarıyla. Orada evet. ben bu arada destek kısmına yazdım Google'da bir görüştüm. Orada diyorlar ki onlar, biz bu işi belli bir ekiple kendi hani inisiyatifimizle yapıyoruz yapıyoruza getirdiler aslında yani sistematik hmm. bir şey. Şu kadar izlendin Sana 5000 dolar verelim gibi bir durum söz konusu olmuyormuş en azından Ka şimdilik. Kafamıza göre sana seni seçtik. Kaç yüz evet, biraz... dolar sana? Seni seçtik. Hadi <laughs> şeysin. Sana 200 dolar öyle gidiyorlar o zaman. Evet, biraz öyle geldi bana. Tabii hmm. burada çok fazla da içerik üretici var aslında. Onu da evet. göz önünde bulundurmak lazım. Yani YouTube ama 10000 shorts şor, bin... bazında bayağı senin blok, kadar blok, blok, seri hı. üreten Globalde diyelim en azından. Hani globalde hmm. düşündüğümüzde belki daha fazla vardır ama dediğin gibi YouTube'da doğrusunu söylemek gerekirse benim evet. kadar pek fazla yok. Evet. Ben bir 5 tane içerik üreticisi sayabilirim herhalde düzenli içerik üreten otomobilde. Aynen. Shorts tarafında gerçekten öyle. Peki şöyle sorayım yurt dışında da globalde söylemişken senin gibi içerik üretip takip ettiğin yurt dışında kanallar, kişiler yani rol model de demek istemiyorum ama böyle bakmışsındır şurayı güzel yapıyor burayı alayım öyle de din kanallar var mı? Evet. Aslında burada en başta Marcus Brownlee var. Evet. Onu ta onu takip ediyorum. Ardından iPhone da var zaten Türk kendisi. Evet. Onu takip ediyorum. Yine Unbox Terapi gibi birkaç tane daha kanalı takip ediyorum. İsim hafızam bu arada çok iyi değil. bu itir <laughs> itirafı da buradan yapayım. Dolayısıyla daha fazla şu an pek fazla aklıma gelmiyor. Daha dün akşam hatta bayağı bir araştırma yaptım. Çünkü ben de sürekli yeni şeyler neler yapabilirim diye düşünüyorum. Orada işte YouTube'da yabancı içerik üreticilere bakınca ufuku açılıyor insanın gerçekten. Evet. Biraz Değiş, değişik şeyler deniyor insanlar evet, gerçekten. Evet, evet. İmkanlar da orada çok daha fazla Burak. O, İmkanlar o, da olduğu için yani mesela benim en büyük problemim ben evde içerik üretiyorum. Aslında olması gerektiği gibi YouTube yayıncısı dediğin evinden video çeker, oturur ama, masasına. Ama yurt dışında YouTube denince artık hangarları hangar. var. <laughs> yani Mar Marquez dedin, Marquez evet. bildiğin Büyük bir kanalmışçasına, evet, normal evet. televizyon kanalıymışçasına bir hangarı var ve orada içerik üretiyor aslında. Büyük bir ekip. Aynen. Senin böyle bir hayalin var mı yeri gelmişken onu da sorayım. Yani evet. şu anda aslında sen her yükümlülük, prodüksiyon da sende, kamera da sende, içerikte fikir bulmada, senaryo gerekiyorsa senaryo yazmada her şey sende. <laughs> İleride bu nerede bir sonraki aşamaya atlamayı düşünüyorsun? Var mı böyle bir fikir? Fikir var. Fikir var ama tabii bir sonraki aşamaya aktarabilmek için ekonomik bir ekstra Yeterlik, e, yeterlilik ol, de gerekiyor. Ama hani kesinlikle şunu söyleyeyim en azından içerik üretme konusu veya farklı işler işin sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek için şirket kültürü diyoruz. Yani mesela Aha. kurumsal şirketlerde birisi işten ayrılsa CEO gitse bugün hiçbir şey olmaz. Google'a bakalım, Facebook'a bakalım, Amazon'da mesela... Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ayrıldı ama Amazon'da kargolar gitmemeye mi başladı? Hayır. Hayır öyle bir durum yok. İşte bunu sağlayan aslında şirket kültürü. Evet. Aynı şeyi ben içerik üretme tarafında da yapmak istiyorum. Burada çok güzel bir yerli örnek de vereyim size. Orkun Işıtmak. Orkun'u ben uzun zamandır takip ediyorum. Çok başarılı işler yapıyor ve ekip kurarak aslında bunu sürdürülebilir yapan... Nadir Türk YouTuber'lardan bir tanesi. Evet. Diğer içerik üreticileri bir bakalım. Hepsi ya şarkı yaptı. Şarkıdan patlayınca Instagram tarafına yöneldi, TikTok'a yöneldi vesaire. YouTuber'a aslında. evet yani düzenli içerik üreten ve bunu gerçekten kalitesini arttırarak yapabilen Orkun'dan fazla başka pek fazla insan gelmiyor bireysel YouTuber'lardan özellikle. Aslında Alper Rende de bayağı... Al evet bak çok güzel söyledin egzen Alper de doğru Alper de Alper'de. güzel şekilde gidiyor aslında evet. diyelim ve şöyle bir sorum var demin e, formatlardan vesaire bahsettik aslında orada senin ileriye yönelik şimdi işte dedik ya e, kamp bisiklet sonrasında teknolojik inceleme donanım inceleme Hı -hı. vesaire sonrasında 3D printer şimdi bu 3D'nin üstüne koyabileceğin ya da hani dün araştırdım e, piyasada ne var insana da ilham oluyor dedin ya orada ilham aldığın geleceğe yönelik yatırım yapılabilir dediğin formatlar, fikirler var mı? Var, var. Çok var aslında. Yani ben mesela bir tane örnek evet, alabiliyor muyuz? Hemen hemen vereyim çünkü teknoloji aslında son dönemde hayatımızın her yerine girmeye başladı. Yani teknoloji dediğimizde ben şey sevmiyorum. Telefon, tablet, bilgisayar, kulaklık. Bunlar değil sadece. Bunun yanında otomobiller mesela Evler. Akıllı evler. Evet. Saydım. Yani her şey akıllanıyor. Fabrikalardaki araçlar bile akıllanıyor. Robotlar da akıllanıyor. Bu tarafa ben de içerik üretmek istiyorum. Özellikle elektrikli otomobiller, otonom araçlar. Bu tarafa içerik üretmek istiyorum ama tabii burada şöyle bir problem çıkıyor yine. Hem bizim ülkemizde bu araçlara ulaşmak zor hem de çok fazla çeşidi yok aslında. Evet. Şu yani anda burada, sınırlı. Evet. Aslında. Markalarla markalar genelde bu bu tarafta daha büyük yayınları tercih ediyorlar. Hı hı. Araç teslim etme, test için imkan sunma gibi. O tarafta da e, ara, araç üreticilerine mesajım olsun <laughs> yani aslında <laughs> Türkiye'deki otomobil üreticilerine ve aynı zamanda satıcılarına diyelim. O zaman otomobil aslında senin yapmak istediğin ileriye yönelik planlarından biri diyebiliriz. Evet. Akıllı ev de aynı şekilde katabiliriz buna. Evet. Birkaç tane kategori çıkabilir. Peki şöyle sorayım. Bütün bunları yaparken e, tabii işin içinde gelir elde etmek de olabilir ama başka bir motivasyon kaynağın var mı? Yani bu seyircilerden gelen tepkiler de olabilir ya da başka bir şey olabilir bilmiyorum. Aslında zor bir soru biliyor musun? <laughs> Şimdi parayı bir tarafa koyalım. Evet. Para çok önemli bu arada. Yani bunu kesinlikle şey yapamam. Yalan söyleyemem bu konuda. Çünkü hayat devam etti Evet, evet ve burası. hani burada parayı gözet, göz önünde parayı gözeterek hareket etmek gerekiyor. Çünkü işte bu sürdürülebilirlik. Ben elektrikli otomobil içeri üretmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Paraya olması evet. gerekiyor bir tarafta. Bunu bir kenara alalım. Aynı zamanda bir diğer aslında motivasyon kaynağım yeni şeyler yapabiliyor olmak, yeni şeyler yapmak. Bunun karşılığını almak ve farklılıklar gerçi aslında yani çok tekrarlamaya gerek yok yani yeni şeyler yapıp ha bak Türkiye'de bu yapılmamıştı ben bunu yapabildim bu benim için çok mutluluk verici bir yani şey. Şöyle bir şey aslında bir gününün bir gününe denk olmasını istemiyorsun. Evet Her gün aslında. yeni bir şey olsun istiyorsun bir farklılık bir gelişme bir üretme arzusuyla evet. ilerliyorsun gibi. Hı -hı. Bir video için çok uğraştın diyelim ee, hazırladığın videolar arasında bunun az izlendi ya da hiç 10 dakikada hazırladım abi ama aldı başını gitti dediğin videolar var mı hiç? Aldı başını gitti biraz çok yani özellikle bu dikey videolarda hani shorts, reels, tiktok videolarında onu diyebiliriz. Evet. Orada gerçekten çok ciddi izlenmelere ulaşıyor ve orada hiçbir endişem yok. Az izlendi kesinlikle yok. Çok izlendi ya bu niye bu kadar çok izlendi diye kesinlikle yok. Az çok neyin izleneceği zaten belli oluyor. Ve orada verdiğim emeğin karşılığını kesinlikle alıyorum. Orada emeğin karşılığı da bu arada ne? Para kazanmıyoruz dedik. Ama orada izlenme sayısı Etkilesin. geliyor. Evet bir takipçi geliyor oradan. Yani orada yine bir başarı ortaya çıkıyor. İleride belki de paraya dönüşecek bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Tekrardan YouTube'da yatay videolara geldiğimizde... Burada kafalar <laughs> biraz karışıyor bu arada. Yani YouTube diyoruz Allah Allah YouTube'da dikey yatay da var. Yatay neydi? Yatay normal bildiğimiz uzun videolardan bahsediyorum aslında. Burada da çok emek verip de yani çok emek demeyeyim ama ya güzel videolar çekiyorum ama niye bunları az izleniyor diye dediğim çok videom var aslında. Özellikle son bir ara bu yurt dışında explain olarak geçen açıklama anlatım videoları Hı -hı. oluyordu. O formatı yapayım istedim Türkiye'de. Mesut Çevik mesela ondan güzel örnekler yapıyordu. Erde Özü abi bu arada onların adlarını da anmak lazım. Çünkü hani ben kendimi teknoloji editörü olarak adlandırıyorsam. Onlar bu işin üstadı gerçekten. Evet. Türkiye'de takip ettiğim özellikle Erda abi'yi çok seviyorum. onların gibi videoları üreteyim istedim. Birkaç bir şey de yaptım aslında ama orada da ya belki bana çok yakışmıyor yaşıma. 22 yaşındayım bu arada şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya da be yani bir... algoritma ters düştük. Bir şey oldu yani. Orada bir hiçbir şey olmasa da bir şey oldu gibi bir durum var yani. Ya Mesut Çevik'le Erdi Özde aslında background'ı bayağı 15 yıllık, belki 20 yıllıktır bilmiyorum. Donanım haber, evet. background'lı insanlar. Belki ondan dolayı insanların kulak aşinalığı, göz aşinalığı olduğu için otomatikmen onların tıklanması çok oluyordur. YouTube'da algoritmayı öyle algıladığı için senin videona gelmektense onların videolarını izleyip öyle bir şey olabiliyordur belki. Belki biraz yaş A, evet. gerekiyor, Te tecrübe demeyelim de biraz yıllanmak gerekiyor evet. bu işte denilebilir. Aslında çok doğru bir şey söyledin. Bunun çok doğru olduğunu Mesut Çevik de aslında doğrulayacaktır buradan. Çünkü Mesut abi aynı şeyi sormuştum. O da aynı yanıtı verdi aslında. Yani biz uzun zamandır bu işi yapıyoruz. İnsanların bize olan bir güveni oluştu. Evet. Ama sende böyle bir şey yok. Yani hem yaş hem de işte dediğin gibi yıllanma ile alakalı sanıyorum ondandı. Ama o videoları üretmek bana ne kattı? İzlenmedi, boş ver izlenmedi ama bana en azından o bilgileri kattı. Evet. Yani orada anlattığım temassız ödeme ile ilgili bir şeyler anlattım. Farklı konularla ilgili anlattım ve bunlar benim için en azından bir genel kültür oldu. Çünkü video çekmek gerçekten çok öğretici bir şey aynı zamanda. Yani tüm bilgiyi aslında hazmedip insanlara bunun en doğrusunu vermen gerekiyor. Şimdi yanlış verince de tepki alınıyor ister istemez. O yüzden evet, en doğrusunu evet. bulup anlatman gerekiyor. O yüzden gerçekten bilgi yönünden öyle bir güzelliği var deyip şu soruyla devam ediyorum. Uğraşıp çekip hazırlayıp işte kurgu esnasında veya kurgudan sonra arkadaş bunu yayınlarsam şöyle bir şey olur. boş ver. ya da bu video olmamış, beğenmedim, salla deyip de yayınlamadığın hiç videon var mı? Yakın zamanda pek olmadı diye hatırlıyorum ama eskiden olabilir. Özellikle kalite açısından ya ses artık rezalet olmuştur. O zaman yayınlamadım. Olmuş olabilir. Ama tam da burada aslında yine benim gibi bireysel yayıncılara özellikle bir ta tavsiyem var. YouTube biraz samimi bir mecra. Diğerleri de aslında öyle ama zaten diğerlerinde telafi edilecek sorunlar olabiliyor genelde. 30 saniyelik videoda ses problemi çok problem olmaz. Evet. Ama uzun bir YouTube videosunda ses problem, eyvah işte görüntüde şöyle bir problem olmuş deyip bazen biz bireysel yayıncılar fazla temkinli davranabiliyoruz bence. Tamam, evet çok iyi bir şey olsa, kusursuz olsa çok güzel ama her zaman böyle olmayabiliyor. E, tekrardan çekme şansımız yok belki veya tekrardan çektiğimizde aynı samimiyeti yakalayamayacağız. O yüzden benim tavsiyem ve benim kendi uyguladığım şey, Rezalet değilse yayınlayalım <laughs> yayınla, bunu. Yayınla gitsin <laughs> evet, diyorsun. Evet aynen. Artık belli milyonluk izlenmeye geçtin. Bu dikeyde de olsa seni fenomen gibi hissettirecek. Dışarıda yürürken ya da bir kafeye oturdun. Yanına biri gelip artık Selman merhaba nasılsın şeklinde e, olaylar gerçekleşmeye başladı mı? Arada oluyor. Çok fazla olmuyor ama onun itirafını yapayım. Şöyle bir tedirginliğim oluyor bazen. Şimdi insanlar Aa, merhaba Selman nasılsın falan diyor. Güzel bir şey. Çok güzel karşı taraftan çok güzel bir geri dönüş alıyorum. Ama insanı bazen korkutuyor ne yalan söyleyeyim. Özellikle benim ailemde böyle bir ünlülük, televizyon programcısı vesaire hiç kimse olmadığı için insan bir şey yapınca ya özellikle en başlarda ya ben sıkıntı olmaz herhalde dedim yani insanlar tanıyor falan başımıza bir şey gelmese bari falan oluyor. Ama güzel bir tarafı da var elbette ki. Mesela en son bir bulaşık çamaşır makinesi almıştık eve. Evet. Teslim eden abi tanıdı mesela hemen öyle güzel bir anı oldu çok güzel oluyor insanlarla ben de samimi bir sohbet kurmaya çalışıyorum o an elimden geldiğince evet. çünkü bazen ters bir anına gelebilir veya o videolardaki kadar samimi gelmeyebilirim ondan korkuyorum aslında yani insanların karşısında onları kötü hissettirecek veya onları kırıcı bir şekilde asla olmamaya çalışıyorum. Yapıyorsam da böyle başına gelmiş olan varsa da şimdiden çok özür dilerim çünkü insan belli olmuyor gerçekten. Yani i̇nsanlık abi yani, evet. bazen modun düşük olur bir şey olur o anda o şeyi veremezsin yani ona da affınıza sığınıyoruz diyerek evet, geçelim. Evet. E, son soruma geçmeden önce e, şimdi içerik üreticisi diyoruz şey diyoruz insanlar senin de kullandığın bir de teknoloji odaklı olduğun için kullandığın ekipmanları da merak ediyordur. Hem bu YouTube için olsun hem bu dikey formatlar bazında olsun neler kullanıyorsun? Benim tavsiyem ve benim ilk başlangıçta girişimde söyleyeyim aslında çok enteresan yerlerden geliyoruz. Bak şu an tüylerin diken diken oldu. <laughs> ben Bandırma'da yaşıyordum bu arada. Benim memleket Balıkesir, Bandırma. Evet. Erdek diye bir tatil beldesi var. Bilenler biliyordur eskiden bayağı meşhurmuş. Ben daha yokken dünyada çok meşhurmuş diye duyuyorum ya Özellikle Yeşilçam oyuncuları falan gelip kaldıkları oluyormuş. Lafı da ne uzattım. Şimdi <laughs> yaklaşık 25 kilometrelik bir yol. Ben o yolu ikinci el bir video kamera, fotoğraf makinesi alabilmek için bisikletle gittim geldim. Çok cüzi bir miktara bir fotoğraf makinesi alacaktım. Çünkü orada birisi uygun fiyata koymuş ikinci el ilan evet. sitesine. Onu gittim oradan aldım geldim. O ara bu arada mesela babamdan istesem. Babam da hani ricam üzerine alabilecek kadar da çok şükür memur. Hani çok evet. bir şey yok ama hani kredi kartına taksit yaptırırsın alırsınız sıfır bir kamera. Evet. Ama bende de bir yetişme şekli biraz pimpirikliyim. Yani alacağız ama hakkını verebilir miyiz şimdi sıfır bir kameranın deyip uygun fiyatlı bir şey alayım. Onu da bu arada çok uzun süre kullandım biliyor musun? YouTube bağında. Evet evet YouTube'da uzun süre kullandım. Sonra ikinci kamera olarak B kamera olarak kullandım bir süre. Ardından farklı makinelere geçtim. Şu an mesela güncel döneme geldiğimizde telefonla içerik üretmeyi çok seviyorum. Bu YouTube yatay videolar dahil. Evet, evet, evet. Yani yatay videolarda da video telefonla çekmeyi çok seviyorum. Çünkü telefon inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Motivasyonu yukarı çık çekiyor ve aynı zamanda kullanımı kolay. Bir şey çekecekken artık illaki evet, kesinlikle sap sağlam bir kameram olsun değil de telefonla da aslında halledilebilir bir içerik üreticisi kamerayla da aslında bir kanalı çok güzel yerlere taşıyabilir en azından ilk aşamada. Kesinlikle ilk aşamada çok güzel bir şey söyledin. Burada benim başlangıç tavsiyem de zaten insanlara telefonunuzla video çekmek. Ha telefonla video çekerken şöyle bir problem oluşabiliyor. Telefonların mikrofonları ses kaynağı yani ağzımıza uzak oluyor, rüzgarlı hava vesaire. Orada harici bir mikrofon 5-10 liraya artık mikrofonlar satılıyor telefonlar için. Evet. Onlarla çok güzel işler yapılabilir. Belki altına bir ufak gimbal vesaire. Ben de bu böyle bir kombinasyon kullanıyorum aslında. Cebime kul koyuyorum mikrofonumu. Zaten telefon cebimde. Bunlarla çıkıyorum, videomu çekiyorum dışarıda. Ama onun haricinde bir de kullandığım profesyonel makine var elbette. Evet. Çünkü onun hissiyatı da bir başka. Onu da genelde evde yaptığım çekimlerde kullanıyorum. Kamera olarak ne kullanıyorsun bu arada? Olympus marka kullanıyorum. Ama burada marka çok önemli değil. Yani Olympus olur, Canon olur, Sony Herhangi olur. Bir şey. Herhangi bir şey olabilir. Demek istediğin aslında olay kamera önünde ne konuştuğunda bitiyor. Kamera da sana yardımcı olarak geliyor. Evet. Derken son sorumu da sorayım. Soru direkt bununla alakalı. Senin gibi teknoloji alanında bir mesela ben diyelim evet. teknoloji alanına giriyorum ne yapayım? Nasıl başlayayım sence? Yani YouTube'dan girmek istiyorum ya da Instagram'dan mı gireyim, TikTok'tan mı gireyim? Nasıl gireyim? Ne yapayım? Yine çok güzel bir soru. Bak özellikle son o ekleme benim çok güzel şeyler söylememe sebep olacak. Biraz da uzatacağız sohbeti gibi gözüküyor. Her zaman. <laughs> Şimdi içerik üretirken insanlar aslında tek bir mecraya odaklanıyorlar genelde. Bu da özellikle YouTube oluyor. YouTube niye oluyor? Burada önemli bir detay var. YouTube çünkü hiçbir şey yapmasanız, evinizde oturup videonuzu paylaşsanız para kazanmanızı evet. sağlayan bir platform. Para kazandırma seçeneği insanlara çok cazip. Evet, aslında. evet. Ama bunun yanında diğer mecralar da var. Hem YouTube'a insan çekebilirsiniz hem de internetteki kişiliğinizi daha geniş kitlelere duyurabilirsiniz. Burada da benim tavsiyem özellikle yatayda bir video çekelim. Ve burada zamanı bölümlendirmek gerekiyor. Zaman çok önemli, özellikle bireysel yayıncılıkta. Üçte birini YouTube yataya ayıralım, normal YouTube videolarına. Tamam. Üçte birini Instagram, TikTok ve YouTube Shorts'ta paylaşacağımız içeriklere ayıralım. Bir nevi dikey. Evet, aynen. Üçte bir, kalan üçte bir kaldı. Evet. Onu nereye <laughs> ayırıyoruz? Onu da aslında diğer mecralara ve iş geliştirmeye ve aynı zamanda pazarlamaya Pazarlama. ayıralım. Çünkü biz para kazanmamız lazım, markalarla iletişim kurmamız lazım. Bu işin Arka planında mail yazmak var. İyi şekilde mail yazıp markaları bulup LinkedIn'den mi buluyorsun? Yut işte Instagram hesabında orada maili bulduk. Instagram'ında girdik, takip edilenlere baktık, takip edilenlerde kim var? Markanın işte pazarlama departmanı yöneticisi buluyoruz onu. Instagram'dan yürümüyoruz. O biraz ayıp olabilir. Evet. Mail ya da LinkedIn evet, en tatlı. Var. LinkedIn özellikle LinkedIn'den direkt mesaj atabiliriz. Buralardan onlarla iletişim kurmaya çalışabiliriz. Yani işin Üçte biri en azından bu taraf olması lazım. Evet. Bununla beraber şimdi üç tane platform saydık. YouTube, TikTok, Instagram. Bunların yanına birkaç bir şey daha eklememiz lazım. Twitter'da da olmamız lazım mesela. Twitter'da da yazılı ve aynı zamanda fotoğraflarla desteklenen içeriklerimizi orada da paylaşabiliriz. Ben de oraya yakın zamanda daha düzenli içerik üretmeye çalışıyorum. Hepsinde ben de yokum elbette ama olmaya çalışıyorum en azından. Şu an yaptığımız bir şey var. Çok da güzel bir şey. Podcast yapabilir arkadaşlar. Evet. LinkedIn'e içerik üretebiliriz. Bunların hepsini Olabilir. düşünmek lazım. Discord'da topluluk için Evet mesela çok da güzel bir detay o. Discord'da yine takipçilerle aslında direkt etkileşime geçebileceğimiz en önemli mecra belki de. Yine ben de o tarafa biraz yaşlı da kalmıyorum aslında ama. <laughs> tam, tam zamanı aslında. <laughs> evet yani biraz ben de uzağım. Yani her, her birine tek başına vakit yetirmekte evet, biraz da. zor. Diyoruz. Ama güzel bir sohbet oldu Burak sana da evet. teşekkür ederim. Ee... Arkadaşlarım da eğer bir kusurumuz olduysa yok, özür diliyorum olma. şimdiden. Biraz da uzatmış olabilirim. Yok yani yok onu da çok kadında... Sonunda söylüyorum ama aslında burada eğer yavaş konuştuysak bir buçuk hızla çarpabilirler. Ben öyle <laughs> evet. dinliyorum mesela Spotify'da genelde. <laughs> <Çok mantıklı. gülüyor> ama biraz geç bir tavsiye oldu mu? <laughs> diyoruz ve e, bu arada Selman'ı hem YouTube'dan hem IG'den Instagram'dan hem TikTok'tan hem Twitter'dan her yerden takip edin. Her yerde <laughs> bulabilirsiniz. Ee, Selman ayından geldiğin için çok teşekkürler Selma. Ben de çok Katıldığın teşekkür ederim. Için. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyif aldım gerçekten. Bir mukabele bende. Bu haftaki bölümün de sonuna geldik. Kreatif Dura ayrıca Instagram, TikTok ve diğer mecralardan da takip edebilirsiniz. Podcast'te de takip etmeyi unutmayın. Yani Spotify üstünden ya da nereden dinliyorsanız kendinize iyi bakın. Selma'na geldiği için yeniden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.